Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat. Okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana neden anlatmadığını anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden neden yalın ayak koştuğunu anladım. Acı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım. Bir insanı herhangi biri kırabilir. Ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok acıttığında anladım. Fakat hak edermiş sevilen onun için dökülen her damla gözyaşın. Gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım. Yalan söylemek değil, gerçeği gizlemekmiş marifet. Yüreğini elime koyduğunda anladım. Sana ihtiyacım var, gel diyebilmekmiş güçlü olmak. Sana git dediğimde anladım. Biri sana git dediğinde kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek. Git dediklerinde gittiğimde anladım. Sana sevgim şımarık bir çocukmuş. Her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan. Büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affet beni diye haykırmak, istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğumda anladım. Ve gurur, kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım. Ölürcesine isteyen, beklemez, sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi. Beni affetmeni ölürcesine istediğimde anladım. Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş. İnsan aslında daima giz olanın, anlamadıklarının ya da anlamlandıramadıklarının peşinden gider bir ömür. Ve bir ömür zamanı sağaltırız. İlk gözyaşlarımızdan son kez sıcacık bir sarılışa kadar. Evet, anladım bana verdiğin sevgiyi, anladım değeri, anladım emeği, anladım acıyı ve hüznü, anladım seni. Can Yücel'in dediği gibi gittiğinde de anladım. Anlamak işte böyle kaybettiriyorsa, anlamak da sanırım anlamını kaybediyor o zaman. İşte böyle. Böyle bir şey sevgili Radyo Barış'ın ve Nisan Yağmuru'nun yüreği avuçlarında kelebek misali özgür, naif ve sevgi dolu dinleyicileri. Paylaşmak güzeldir çoğalabilmek adına. Ve en güzel çoğaltanın merhaba olduğuna inandığımız o güzel, samimi ve sıcacık merhabamızı sizinle paylaşmak istiyoruz.
Ben Nisan Serap Muratoğlu. Yine bir pazar akşamı sizinle birlikte olmanın heyecanı içindeyim. Titreyen sesimden sanırım anlıyorsunuz. Zira son 3 programdır banttan yayın yapıyorduk. Şair kadınlarımız diye adlandırayım. 3 program şair kadın dosyası işledik. Ve saatler onlar için uygun olmadığından dolayı programları hafta içi onların uygun olduğu saatlerde çekip pazar günü sizlerle paylaştık. Dolayısıyla 3 hafta sonra canlı yayın yapmak ve gerçekten karşımda uzun zamandır görmeyi, tanışmayı arzu ettiğim güzel bir insanla birlikte yapmak beni oldukça heyecanlandırıyor. Ben konuşuyorum, aldım sözü elime. Sevgili arkadaşım bana bakarak gülümsüyor. Kim var bugün bizimle? Şöyle tanımlayabiliriz hemen. Patika dergisi editörü Levent Özbek, yardımcı doçent Levent Özbek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi sizin sesinizi duyalım artık. Uzun yollardan geldiniz. Evet, Ankara'dan geldim. 3-4 gündür de İstanbul'dayım. Nasıl İstanbul? İstanbul'da ben 1988 yılında gelmiştim. Yani kalmaya gelmiştim. Son gelişiniz değildi herhalde. Değildi. Birkaç kere geldim ama böyle günlük ya da birkaç saatliğine gelmiştim. 88'den sonra 2 yıla yakın yaşadım İstanbul'da ben. Bu son geldiğimde de 3-4 gündür burada olduğum için gezme fırsatı da buldum. Kanınıza yani, girmedi mi İstanbul? Giremez zaten. Öyle mi? O zaman girmişti. Ben çıkarttım. Çıkartabilmeyi becerdim diyelim daha doğrusu. Çok değişmiş ama. Yani öyle mi? 98'den bu yana 18 ne anlamda? Nitelik ve nicelik olarak bakarsanız. Yani sayısal olarak değil de mesela Galata Köprüsü yok. Yaralarımızı deşmeyelim, hemen konuya geçelim. Şimdi sizi ben tanıtmaya kalksam program biter. Haftaya ikinci bölüm, daha sonra üçüncü yok, bölüm olarak olur. Devam ederiz ama şöyle ifade edeyim. Olasılık ve istatistik eğitimi, matematiksel modelleşme ve simülasyon, bilgisayar programlama, felsefe, determinizm ve rastgelelilik, olasılık ve istatistik felsefesi, edebiyat, şiir, nörolojik bilimler ve psikiyatri, hedef takibi, kontrol ve 1995 yılında başladığınız matematiksel modelleşme ve simülasyon adlı kitabı hocanız Fikri Öztürk ile birlikte Haziran 2004 yılında tamamlamışsınız. Evet. Doğru mu devam ediyorum? Bir şey düzeltebilir miyim? Lütfen, buyurun. Matematiksel modelleşme değil de matematiksel modelleme olacak o. Öyle mi? İmla hatası var o zaman burada. Evet, Ankara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Çalışma Topluluğunu hiçbir yerden destek almadan kurmuşsunuz. Fen Bilimler Derneği'nin kurucuları arasında öğretim elemanlarının kuruluş sürecinde yer almışsınız. Eğitimsen Ankara 5 Nolu Şube Örgütü'nde sekreter olarak görev yapmış ve Patika Kültür Sanat Edebiyat Dergisi'nin yayın kurulunda halen yer evet, almaktasınız. Görev almaktasınız. Son 2 senedir mi Patika ile berabersiniz? Patika'ya katılmam 1997 yıllarına denk geliyor ama son 2 senedir de dergi editörü olarak görev yapıyorum. Anladım. Aynı zamanda yayın kurulu üyesiyim de. Evet. Myself Magazine dergisinin köşe yazarısınız. Ya onlar köşe yazar dediler. Öyle mi? Değil mi? Peki nedir? Bulundu. Öyle ya, yazıyorum her sayılarında. Onlar da köşe yazarı yaptılar. Öyle mi sevgili Haydar Ergülen de kabul etmez. Radikal'de o da haftada bir gün köşe yazıları yazar. Ama köşe yazarı demeyin diyor. Evet, şiir ve yazılarınız insancıl, kavram karmaşa, aykırı sanat, myself ve Patika dergilerinde yer almış. Evet, oralarda yer aldı. Böyle bir daha çok Patika dergisi diyelim aslında. Oralarda da bir iki tane yayınlanmıştı. Öyle mi? Evet, sizi böyle tanımlıyoruz ama Levent Özbey Patika'ya gelmeden önce, Patika'dan bahsetmeden önce bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. İşte 1966'da doğmuşum öyle söylüyorlar Ceyhan'da. İşte 1983 yılında da Ankara'ya geldim. Üniversiteyi kazandıktan sonra matematik bölümüne girdim. Tabii isteyerek girmemiştik.
şimdikiler gibi aynı yani. Değişen pek bir şey olmadı 23 senede. Belki bir sene okur başka bir bölüme geçeriz diye düşünüyorduk. Geçemedik. Geçemediğime de seviniyorum. Matematikçi olduğuma seviniyorum. Öyle mi? Hoşuma gidiyor. İyi ki başka bir şey olmamışım diyorum şimdi. Tabii ben aradan... matematikle oldum olası hiç barışamadım. Böyle bir sorunumuz var. O biraz eğitim sisteminden kaynaklanıyor yani. Öğretmenlerin kendileri ezberci olduğu için ezberledikleri şeyleri ezber öğretmeye çalışıyorlar. O yüzden de gençler, öğrenciler... Peki yeni eğitim sistemini takip ediyor musunuz? Pek ayrıntılarına inmedim. Bir eğitim sende çalışırken o zaman bayağı detaylı bir şekilde incelemiştim ama... Köklü bir değişim gerekiyor değil mi? Bir yenilenme, yapılanma belki de. Yani değişim yapıyoruz diyorlar. Daha beter geriye götürüyorlar aslında. Evet çok doğru. Size katılıyorum. 1950'li yılların ya da 40'lı yılların matematik... Yani orta dereceli okullardaki, ilkokullardaki matematik kitaplarını inceleyin. Şimdi üniversite seviyesinin üstünde yani. Ciddi misiniz? Tabii o zamanki edebiyat kitaplarına bakın. Şimdikilerden çok daha kaliteli. Ha dışarıdan görünüşü şimdikilerin böyle parlak kağıtlar, resimler falan filan var ama içindeki konular tamamen şey şimdi. Evet, yani çoğu yanlışlar var. Özellikle bu yıl ciddi bir bilgi boşaltılımı söz konusu. Benim takip ettiğim kadar o da oğlumdan takip ediyorum. Bilmiyorum. İlk öğretime gittiği için. Evet ve gelelim Patika dergisiyle tanışmanız nasıl oldu? Patika dergisinde bir arkadaşım vardı Ramazan Tekin Aslan. Halen yayın kurulunda. O zamanlar işte 20 sayfa, 30 sayfa, 40 sayfa böyle kullanılmış kağıtlara basılıyordu. Dar bir çerçevede dağıtım yapılabiliyordu benim girdiğimde. Ben de öyle hiç edebiyatla uğraşmayı düşünmemiştim. Okuyordum ama hani yazıyordum da. Evet. O zamanlar böyle deneme tarzı işte. Neden biz yazıyoruz sizce? Vallahi kendimizi var etmeye çalışıyoruz. Ölüm karşısında herhalde bir savunma. Yani siz de takip ediyorsunuzdur mutlaka. Evet. Hepimiz yazıyoruz yani. Büyük bir kitle yazar durumunda. Yani insanlar kendilerini bir şekilde ifade etmek istiyorlar. Dünyaya bir pencereden bakıyorlar. Ben başkası için yazmıyordum. Kendim için yazıyordum. Hani herkes öyle söyler ya. İşte başkaları yani biraz da son günlerde moda gibi oldu yazmak. Çünkü daha eskilerde insanlar futbolcu olmak istiyordu erkekler. Kızlar işte artist olmak istiyordu. Sonra voleybolcu ya da basketçi olmaya özenmeler oldu. Evlerinden kaçıp kızlar şarkıcı oluyordu, türkücü oluyordu. Eski ama oluyorlardı herhalde. Ha, yani öyle bir mi? Özenti vardı. Şimdi son yıllarda işte bu büyük sermaye gruplarının edebiyatı da büyük bir şekilde ellerine geçirdikten sonra... Bu yalnız çok ciddi bir söz. Bunu ben bu sözü burada geçirmek istemiyorum. Bunun üzerine konuşuruz. Konuşalım ama bu gerçek o yani. Büyük sermaye gruplarının edebiyatı ele geçirmiş derken... Ya şöyle söyleyelim. Bunu açalım o zaman. Şimdi bir dağıtım tekeli var. 2-3 tane firmanın elinde. Hı hı. Siz belli miktarda basmazsanız, belli kalitede olmazsa, yani görünüşü, bilmem nesi, kağıt kalitesi... Şu kadar parayı vermezseniz zaten dağıtım ağına giremiyorsunuz. Yani insanlara ulaşamıyorsunuz. Bir gazete bayisinde bulunamıyorsunuz vesaire gibi. En azından dağıtım tekelleri onların elinde. Artı işte daha önceden bankalar ya da büyük holdingler edebiyatla ilgili konulara pek yanaşmazlardı. Ya yani şimdi biliyorsunuz Nazım Hikmet'in bile bütün eserlerinin telif hakkı, işte burada reklam olmasın diye ismini vermiyorum. Yok verelim yani. Yapı Kredi yayınlarının tabii elinde. Yani öyle düşünün. Ama bunlar da bir seçenek. Ben bunu şahsen çok fazla yadırgamıyorum. Çünkü ürünler hakikaten kalitesi de ona göre yükseliyor. Yapı Kredi yayınlarının, Aksanat'ın düzenlediği etkinlikler, İş Sanat'ın düzenlediği, İş Bankası'nın, evet, Levent'te İş Sanat kulelerinde düzenlediği etkinliklerin kalitesini hakikaten tartışma. Ama şöyle bir şey var. Bu da bir farklı bir şey. Mesela orada her ay sonunda ücretsiz, çok ciddi bir salonda ve her ay mutlaka doluyor bir şiir gecesi düzenleniyor. Her ayın sonunda bir şairimiz anılıyor ve tiyatro sanatçılarıyla birlikte seslendiriyorlar. Oldukça kaliteli ve güzel geçiyor. Ya şimdi onlar da bir etkinlik yapıyorlar ama temelde şu var. Hani
futbolcu olmak istiyorlardı ama şimdi yazar olmak isteyenler de var. Eskiden kimse yazar olmak istemezdi. Niye şimdi öyle bir şey var? İşte kitap 300 bin tane basılıyor ve satılıyor. Hı hı. Yani Türkiye tarihinde belki bu kadar bir şeye rastlanmamıştır son yıllardakine. Oradakilere bir bakıyorsunuz, kitap da çıkmadan televizyonlarda, işte billboardlarda 3 ay önceden romanını bitirecek diyor. Öyle bir şey yok ki yani, bu adam şey mi? Yani ev mi yapıyor ki 3 ay sonra bitsin diye? Mi? Öyle. Ve oradan dediğimiz gibi kitap fiyatları da ona göre oluyor. 20-25 milyon gibi rakamlarda oluyor. Evet, şimdi ortalama ne yaptılar işte? Kitaplar. Bu sefer insanlar doğal olarak çok çok okumak isteyen insanlar korsana yöneliyor. Ya kendileri de korsan basıyorlar. Korsana düştüğünde, yani korsana düşme diye bir tabir var ya. Korsana düşmüş kitap, sanki düşmüş lafını tırnak içinde kullanıyorum. Hı-hı. Çok satılan bir şeymiş gibi algılıyor insanlar, gidip oradan alıyorlar. Yani gerçekliği öyle olmasa bile. O zaman şöyle söylüyorsunuz siz, bunlar korsanı da destekliyorlar. Ya kendileri yapıyorlardır büyük olasılıkla. Direkt kendileri yani yapıyorlar diyorsunuz. Elimde kanıt yok ama. Evet. Büyük bir olasılıkla öyledir. Yani şöyle, büyük sermaye grubu edebiyat, hani tamam etkinlikler yapıyorlardır, işte şairlerle ilgili başka etkinlikler de yapıyorlardır ama şimdi belli bir grubun insanlara ulaşmasına engel oluyorlar. Nasıl engel oluyorlar mesela? İlk önce size destek verebilir, derginize reklam verebilir, başka bir şey yapabilir. Ama siz genel sistemi eleştirmeye başladığınız zaman oradan çeker. Ya da hani şöyle bir şey tabir de vardı. Yani parayı verdiğiniz zaman büyük bir insan grubunu içinde yer alırsınız. Satın alabiliyorsunuz. Bu başka iş alanlarında da aynı tabii, geçerli. Her şeyde sadece geçerli. Edebiyatta da değil ama edebiyatta bu olmalı mı? Edebiyat hep güzellikleri, doğruyu, hani sevgiyi, bir peygamber edasıyla bunu sanki düşündürüyor değil mi? Daha iyi niyetli, daha samimi olabilir mi acaba diye. Tamam, insanlara daha güzel bir dünyanın umudunu verme amacı taşıyabilir yazılar ama büyük, biraz daha yukarıdan baktığınızda sizin bu umudu insanlara götürmenizi engelliyorlar. Ben size şunu söyleyeyim. Sistemi eleştirmedikçe. Sistemi evet eleştirmek ve bayağı dolusunuz. Ben onu hayır, hissediyorum. Hayır, dolu değilim. Ben her yerde aynı şeyi ki, söylüyorum. Ki Patika dergisi olarak yani taşra edebiyatı diyorlar biliyorsunuz. Oldukça da başarılısınız. Taşra edebiyatı değil, tüm Türkiye'de satılıyor dergi. Yani oldukça başarılısınız. 16 yıldır sonuçta Patika dergisi var. Evet. İlk çıkışını Patika dergisini nasıl anlatırsınız? İşte 1991-92 yılında çeşitli üniversitelerde okuyan arkadaşlar çıkartmaya başlamışlar. Alternatif bir dergi gibi. İşte bir araya geliyorlar, bir yerde toplanıyorlar. Hı hı. İşte oraya getiriyorsunuz yazınızı. Karikatür bile var orada. Halen de vardı, bu sayıda yok galiba. İnsanlar tartışıyorlar. Yani ben orayı bir okul olarak gördüm. 98 yılından itibaren de işte Ramazan sayesinde düzenli bir şekilde gitmeye başladım. Öyle büro falan yoktu. Hı hı. Halen de yok gerçi de. İşte bir kahvehanede ya da bir derneğin bilmem neresinde toplanıyorduk. Daha sonradan işte biraz ben inatçıyımdır. Derginin de amblemini çok sevdim. Keçi var orada. Evet. Keçiler inatçıdır biliyorsunuz. Öyle bir misyonun olabileceğini düşündüm. Arkadaşlar madem ki yıllardır emek harcamışlar bunu, hı hı, ya daha iyi bir şekilde yapacağız, insanlara ulaşacağız ya da kendi kendimizi tatmin etmekten öteye gidemeyeceğiz diye. Evet. Ciddi bir çaba. İlk önce yayın kurulu oluşturmamız gerektiğini önerdim arkadaşlara. Tabii tartışmalar oldu, ayrışmalar oldu. Her yerde olur böyle şeyler. Yayın kurulu kurduk. Kalanlarla devam etmeye başladık. Daha sonra yayın kurulundaki arkadaşların yayınlanmış eserleri, kitapları var mı? Yani edebiyatla birebir ilgili kişiler mi? Yani edebiyatla birebir ilgili ne demek, ben onu anlamıyorum. Yani, yani kendi eserleri var mı? Şiiri ya da roman tabii, olarak? Tabii. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Çünkü bildiğim kadarıyla bazı dergi yayın kurulunda hiç edebiyatla ilgisi olmayan insanlar da yer alabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Buna istinaden ben size bunu sordum. Daha önceden kitapları yoktu. Kendi adlarla çıkmış. Hatta birkaç arkadaşın halen yok. Benim de yok mesela. Ama ilk defa eseri Patika dergisinde yayınlanmış, son 2-3 sene içerisinde yayınlandıktan sonra 2-3 tane kitap olan arkadaşlarımız var. Yayın kurulunda da değil.
Yani siz kendi içinizden onay verdiniz ve... Hayır, onay değil yani. O şekilde. Yok, başka kitap evlerinden çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey var Levent Bey. Eskiden beri süre gelen bir şeydir ki... ben de hep bunu savunuyorum. Eminim siz de savunuyorsunuz. Şiirin, yazım sanatının yani roman, hikaye, deneme... hangisi olursa olsun... mutfağı dergilerdir. Evet. Bu dergilerden geçmek gerekir. Bir anlamda onay almak gerekir. Ama bu da bir süreç gerekir. Tabii, o hemen olmaz. Yani bunun için verilen zaman zarfında emeğin anlamı çok çok büyüktür. Ben evet. böyle düşünüyorum. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuz. Ki birçok şairimiz de bu şekilde kendilerini evet. tamamlayabilmişlerdir bir anlamda. Tamamlamak tabii ki nereye kadar doğru olur, o da tartışılır. Bu sebeple sadece kendi çıkardığınız derginizde yer alması ne kadar yani siz zaten bu derginin yayın kurulusunuz. Evet. Kendi derginizde eserlerinizi yayınlıyorsunuz. Başka dergilerde niçin paylaşmıyorsunuz? Yayın kurulundaki arkadaşlar başka dergilerde de eserleri çıkıyor. Sadece bizim dergimizde yayınlanmıyor. Diğer edebiyat dergilerinde öyle mi? Tabii. Ben sözlerinizden böyle bir şey anladım. Sadece yani patika içinde bir çemberin içindeymişsiniz hissi uyandı bende. Hayır, o yüzden öyle bir şey yok. Hatta ben arkadaşlara şey özellikle diyorum yani başka dergilere gönderin herkes bilsin. Çünkü doğru olan bu evet. Evet. Ya hatta ben bazen şey de diyorum. Hiç yayın kurulundan kimsenin bir yazısı olmasın diyorum. Eğer izlemişsinizdir size gönderiyorum. İyi yani evet. Son bir senede benim 2-3 sayıda herhangi bir şeyim yoktur. Diğer dergilerde yer alması paylaşım açısından farklılık da yaratabilme açısından yani şöyle, aslında daha doğru. Başka daha ciddi dergilerde yayın yapmak o insanları bu edebiyat alanında kendi kendine kanıtlamış olmasını gerektiriyor. Peki ciddi dergiler derken bunu biraz açalım. Nedir bu ciddi dergiler ve ciddi olmayan dergiler var herhalde. Yani nasıl bir yaklaşımdır bu? Gerçi bana hep kızıyorlar ama ben yine de söyleyeyim. Lütfen buyurun. Yani siz de sezmişsinizdir. İşte bir çevre oluyor. İster istemez yani bu işlerle uğraştığınız zaman. Yani edebiyatta bunu biz reddetmiyoruz. Biz ben 3 haftadır yaptığım programlarda sevgili şairlerimiz yani bana göre şairin cinsiyeti yok ama evet. Bu şekilde nitelendiriliyor genel olarak şair kadınlar işte en son Ayten Mutlu geldi. Nur Duran Duman ve sevgili Arife Kalender. Üçüyle de aynı şeyi konuştuk. Evet, edebiyatta lobicilik var. Siyahlar, beyazlar var. Hani bir bölümle bir gruplaşma evet. var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu da aslında çok yadırganacak bir şey değil. Çok da karşısında durulacak bir şey değil ama... örneğin Patika'yı baz alalım. Patika'ya ben zaman zaman şiirlerimi gönderiyorum diyelim. Ve şiirlerim bir türlü yer almıyor sizin derginizde. Evet. Ama bana da hiçbir şekilde dönmüyorsunuz. Neden? Hayır, yayınlanıp yayınlanmadığına dair bilgi veriyoruz. Size ben örnek, sadece Patika'yı örnekliyorum. Anladım. Şimdi böyle şeyler söz konusu. Evet. İnsanlar şiirlerini yazıyorlar. Evet ama paylaşamıyorlar. Dergilerde yer bulamadıkları gibi neden yer bulamadıklarının açılımına da ulaşamıyorlar. Bu sefer doğal olarak yazım sanatına gönül vermiş insanlarda ihtiras vardır. O öne tabii, geçiyor ve kişi ne yapıyor dersiniz? Kendi dergisini çıkarıyor. Çıkarır, doğru. Evet. Şu anda bilemiyorum ama oldukça fazla edebiyat dergisi evet, Türkiye'de var. Türkiye'de 200'e yakın edebiyat yani dergisi ki, var. Yani ki okuma oranı olarak, ülke olarak çok çok gerilerde nitelendiriliyoruz biz. Ben size bir örnek vereyim desteklemek lütfen. İçin. Aslan matematik olduğu için, istatistik olduğu için. Şimdi dağıtım firmasının hangi bayiye kaç tane dergi gönderdiğini, hangi bayide ne kadar satıldığını teker teker inceliyorum ben. Evet. X şehrinde 10 tane edebiyat dergisinin çıktığını biliyorum. Patika dergisi orada mesela 0 satıyor. Ciddi diyorum yani. İstanbul'da o kadar şey var. Her yere dağıtılıyor. Bilmiyorum dağıtıyorlar mı dağıtmıyorlar mı. Gidiyor ama rakamlar onu gösteriyor. 50-100 tane satılıyor. Bu ayki dergide İsmail Cem Doğru'nun ürünü var. Ve dergiyi bulmakta çok zorlandığını mesela ben biliyorum. Ben birkaç yere sordum. 5 tane geldi bitti dediler. Yani Beyoğlu'nda
burada başka bir dağıtım firmasıyla ben iletişime geçtim. Kitap evlerine dağıtamıyorduk. Sadece gazete bayilerine gidiyordu. Bu da kar oranıyla ilgili bir şey. Bundan sonra herhalde dergiler de ben daha önceden göndermiştim. Kargo şirketi bir şeyler yapmış ya da ben yapmışım. Adresi yanlış yazmışım. Ben buraya geldikten sonra dergiler geldi. O da güzel. Siz de gelseydi daha iyiydi. Yani ben derginin şeyini de söyleyeyim. Hani insanlar bir ister istemez bir emek harcıyorlar. Bir yerlere gönderiyorlar. Yayınlanmasını istiyorlar. Derginin editörü olduktan sonra şöyle bir şeyi benimsedik biz. Daha önceden de öyle bir şey vardı ama şimdi aynı zamanda bilimle uğraştığım için biz bir makale gönderdiğimiz zaman o derginin editörü ciddi dergilerden yine bahsediyor. Sizin adınızı siler, keser o kağıttan ya da internet ortamında gönderdiyseniz isminizi çıkarır oradan. O konuyla ilgisi olduğunu bildiği, uzman olduğunu bildiği hakemlere gönderir. Bu dünyanın herhangi bir ülkesinden, herhangi bir üniversiteden birisi olabilir. Ciddi dergiler için konuşuyorum, yineliyorum yani. Sonra o hakemler o gönderdiğiniz makaleyi incelerler. Bu edebiyat alanında da böyledir. Matematikte de, istatistikte de. Daha sonra editöre o raporlar gelir. O raporlar doğrultusunda editör makaleyi kabul edip etmediğini, niye kabul ettiğini, niye reddettiğini, kabul ediyorsa nerelerin düzeltilmesi gerektiğini, niye reddedildiğini açık açık hakemlerin de isimlerini çıkararak yazı yazan, makale yazan kişiye gönderir. Evet. Bakın burada hiç ahbap çavuş ilişkisi, yani bilimde de var gerçi de, bu kadar değil. Daha ciddidir yani. Siz bir şey yapmamışsanız, isterseniz o editörün eşi olun, dostu olun, hiç şey yapamazsınız. Çünkü birisi baktığı zaman o makale, orada bir hata varsa hatayı görür, yanlış bir şey varsa yanlışı görür. Böyle işliyor yani. Evet. Dünyada bilim dergileri. Edebiyat da bir bilim aynı zamanda. Elbette. Sosyolojide işte, iktisatta, matematikte. Bu şekilde işliyor. Hani biz de şöyle yapmaya başladık şimdi. İşte yayın kurulunda 5 kişiyiz. Ayrıca birkaç arkadaş daha var düzenli gelen. Yazıları değerlendirmesine yardımcı olan. Herkes gelen yazılara okuyabildiği ölçüde görüşlerini yazıyor. Yani 7-8 kişi. Evet. Ondan sonra toplantıda teker teker bunların doğrultusunda gidiyoruz yazıların üzerinde. Yani bu karşılıklı oluyor. Öbürü işte bilgisayar ortamında çabuk olsun diye herkes görüşünü gönderiyor. Şimdi şiirlere görüşleri gönderiyorduk. Şiir daha farklı bir alan olduğu için çok polemikler olmaya başladı. Bir de yazışmaları ben yapıyorum. Artık neredeyse iki kişinin yapacağı işi, yani normal bir iş yeri düşünün. Evet. Yüzlerce şey gelmeye başladı. Böyle işte Türkiye genelinde dağıtıma çıktıktan sonra en çok da şiir geliyor tabii. Onu da belirteyim. Şiirlere sadece kabul edildi ya da edilmedi diye şimdi şey yapıyoruz, yazıyoruz. Ama Varlık ve... dergisinde biliyorsunuz Enver Ercan şiirleri bir genel bir değerlendirme yapıyor. Evet, üstün körü bir değerlendirme oluyor. Ünlem dergisi de arkadaşla bölümü diye bir bölüm yapıyor. Sizin için böyle bir şeye gitmediniz. Yani kabul edilmese bile kişinin, ben kendimden biliyorum ismini. Evet, bu kadar açık söyleyeyim. Ben de kabul edilmediğim yazarların yerlerde. Yazarların kendisine gönderiyorduk. Dergide yine de ismini görmesi, evet kabul edilmedi olmadığı şiir ama yine de hoşluk oluyor. Sizin için böyle bir sayfa düşünmüyorsunuz. Hayır, şu var, kabul edilmedi de neden? İşte ben size sizin diyorum ya. Sizin kriteriniz nedir? Ya bizim bir kişinin bir kriteri yok. Orada 7-8 kişinin görüşleri doğrultusunda. Ama ortak buluştuğunuz bir nokta var, evet, ki kabul etmiyorsunuz. İşte o nokta nedir? Ya şu noktadır diyemiyorum ben şimdi. Yani öyle bir şiirde ölçüt yok ki. Hani elinize metreyi alıp da bu olmuş. Ama şimdi Patika dergisi mesela, örneğin Varlık'ta yayınlanan bir şiir sizde yayınlanmıyor. Siz hayır diyorsunuz. Evet, ben çoğu şiirleri görüyorum. Başka dergilerde çıkıyor, bize gönderdikten sonra. Ya da ne bileyim, başka bir dergide işte o tilki sizde olsun. Yayınlanan şiir sizde yayınlanmıyor. Neden? Demek ki sizin bir şiir anlayışınız var. Sizin, o zaman ben şunu öğrenmek istiyorum. Patika dergisi olarak sizin şiir anlayışınız nedir? İzleyiniz nedir bu konuda? Ya ben şudur diye bir cevap veremem. O zaman bir ölçü koymuş olacağım şimdi. Ama var böyle bir ölçü. Ya belki ortaya çıkmamış, suyun yüzüne çıkmamış bir ölçü var. Ama peki, diğer yazılar konusunda şunu da söyleyeyim. Öykü, işte deneme ya da araştırma gibi yazılara
yazıların kendi boyutundan daha çok, yazı 2 sayfaysa 2-3 sayfalık değişik arkadaşların görüşlerini gönderiyoruz. Kabul edilse de reddedilse tekrar düzeltme yapmasını istiyoruz. Ondan sonra tekrar bir daha görüş gidiyor. Yani Türkiye'de hiçbir derginin böyle yaptığını ben düşünmüyorum. Çünkü bu internet ortamının gelişmesi, herkesin elektronik posta olarak haberleşiyorsunuz. Haberleşiyoruz. Onu kimse bilmiyor mesela. Başka insanlar bilmiyor ama gerçekten ciddi bir iş bu. Elbette. Yani orada dergide okusanız görürsünüz. Yani şu an önümde duran ve uzun zamandır, yani yıllardır takip ettiğim Patika dergisi kesinlikle ciddi bir iş yapıyor sonuçta. Vallahi ben kimi beğenir, kimi beğenmez, eksiği vardır, yanlışı vardır, hatası mutlaka da olacaktır zaten. Çünkü kendini yenileyemez ve gelişemez, hatasız olmaz. Tabii, mutlaka. Peki, ilk programımızın ilk bölümünü bitirdik. Sizin şiirinizle reklamlara girelim. Tamam, teşekkür ederim. Ayın yüzü gülen ayva kıvamına gelmeden, kırlangıçlar hüzün vadisine yolculuklara çıkmak üzere. Demir aldılar yaşamdan. Gümüş tepsilerde bekleyen gülüşler, kısacık ömürlerinde darmadağın oldular. Kentin çöpçüleri oldu toplayan, kopan zincirleri halkalarından. Yanardağ içinden geçen göçmen kuşlar, kanatlarını rüzgarlarda soğumaya bırakıyor. Günler günler geçiyor, karlar yağıyor, buz yüreğim yangın yeri, baştan sona yanıyor. Mevsimler, sahibine kavuşmadan saatler güneşe varıyor. Beklenmedik gecelerde kuşlar yavruluyor, nedensiz geceler yerinde durmuyor. Hangi dağın tepesine çıksan aynı yolculuk gelip buluyor. Zamanı uğurlayan martılardı, gelip buldu inadına yaseminler. Sessizce geçip gidecekti, sözlerinde durmadı karanfiller. Portakal çiçekleri açacak demiştin, gitmeseydin gülüp öpecektin. Nerede düşen bir yaprak görsen sevdalara dalacaksın demiştin. Gittin, kanadı kırık bir albatrosun gölgesine, ayaklarıyla gönderdi gerisin geriye. Bu fırtınada uçamazsın diye gökyüzünde savruldu. Ay çiçeklerine inat, döndüm güneşe, düştüm köküme. Masallardaki gibi olacak sandım. Kuşlar prenses, kuşçular prens. Masalcıların yalancısı oldum. Zaman bu ya, eski masallar hikaye gibi anlatılır oldu. Geçmiş geleceğe, gelecek şimdiye, toprak buğdaya, buğday başağa karıştı, yeniden doğdu umutlar. Kartal açınca kanatlarını, kayalıkların tepesinde, gözlerinde hüzün, bakarken gözlerime taşlar dağılıverdi, doldurdu hücrelerimi. Kartal gözlerinde kayalıklara çıksam, ufacık bir bulut olsam, kollarında karanfil koklasam, nefesinde yeniden doğsam, yeniden doğup güvercin gibi okşasam.
kaybolduk, ses anladık, sürüye saydılar bizi. Halımızı haleyledi, halımızı haleyledi, yolumuzu yol eyledi, her çiçekten bal eyledi, arıya saydılar bizi. Hakkın yoluna dizildi, Hakkın yoluna dizildi, dost defterine yazıldı, bal olduk şerbet erzildi, doluya saydılar bizi. Veliye saydılar bizi. O cihanda, bu cihanda veliye saydılar bizi. Veliye saydılar bizi. Kar yağmış avucuma lapa lapa, koğuştaki yatağıma varıncaya dek, yaklaşmış yaklaşmış da bir ak bulut, yorgan olmuş bitkiler örneği bana. Sonra umutlarıma, düşlerime yağmış tüm aklınca. Çökmüş düşüncelerime kardeşim ağırlığınca. Evren beyaza bürünmüş bugün, yeryüzü alabildiğine beyaz. Sıcak iklimlerin ötesinde yitirdiğim güneş, mutsuz acınma gül biraz. Acısı gözlerimde yeşil özleminin, toz pembe düşlerim süt beyaz olmuş. Kar yağmış umduğum dağlara be kardeşim, sıcak renkler ekvatorda unutulmuş. Evet sevgili dinleyiciler, bu şiir Atilla Aşut'a ait. Kendisi şair, yazar ve gazeteci. Geçtiğimiz hafta Acının Kül Rengi adlı kitabını 40 yılın şiirleri olarak radyomuza, Nisan Yağmur programına sizlerle paylaşmamız için göndermiş. Kendisine gönülden teşekkür ediyorum kitabını bizlerle paylaştığı için. Sevgili Atilla Aşut da sanıyorum Ankara'da, bir gün İstanbul'a yolu düştüğünde programımıza konuk olarak onu da beklediğimi buradan söylemek istiyorum. Evet sevgili Levent, dergiler, dergiler ve dergicilik. Genel kanı olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet döneminden edebiyatımıza bakış ve çıkışlarıyla dergilerin işleyiş tarzları, toplumu değiştirme ve dönüştürme eksenini siz nasıl yorumluyorsunuz dergi olarak, patik olarak? Ya muhakkak öyle bir süreçten geçiyor bu tür dergiler, ama sadece dergiyle de dünyayı dönüştürmek mümkün değil yani, sadece edebiyatla.
sonuçta bir kitleye hitap ediyorsunuz. Tabii. En azından o kitle olarak. Ha, o zamanlarda tabii daha şeydi, belli bir derginin etrafında toplanan kitle vardı. Kitleler vardı çeşitli dergi gruplarının arasında, ama şimdi öyle bir şey yok mesela. Yani birkaç tane dergiyi saymazsak. Yani kısaca ben Türkiye'deki edebiyat dergilerini şöyle özetleyeyim. Kimse de alınmasın. Zaten herkes biliyordur bunu da. İşte bir dediğim tekellerin hakimiyetinde olan dergiler var. İkincisi çeşitli işte dernek, parti gibi biraz daha derneğin erseniz. Şimdi Patika dergisi 16 yıldır çıkıyor. Bu önümdeki sayı 53. sayısı. Evet. Biliyorsunuz eminim 19. yüzyılda ilk yayınlanan dergi Servet-i Fünun tam 2461 sayı. Evet. Çok ciddi bir rakam. Tabii çok. Şimdi tabii ki bugün önümde Patika ve siz varsınız diye bunu söylüyorum. Diğer dergiler için de aynı tabii, şey tabii, geçerli. Daha... düşünün 19. yüzyıl. Evet. Arada müthiş bir gerileme dönemi mi var diyelim? Daha önceden şimdi bildiğimiz işte batılı yazarların kitapları da zamanında matbaanın bu kadar, yani basım tekniklerinin bu kadar yoğun olmamasına rağmen evet, zamanında 50 bin, 100 bin, 200 bin satan kitaplar olduğunu biliyoruz. Hayatlarını evet, onunla geçiriyor. Yardımcı doçent Levent Özbek'le devam ediyoruz. Levent Bey, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Dergiler bir fikir kulübünün, bir siyasi anlayışın, bir alternatif hayat biçiminin sözcüsü olma gibi işlevlerle de ilişkilendirilebiliyor. Patika dergisi olarak sizin için böyle bir şey söylenebilir mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Biz de sonuçta bir grubuz yani kendi içerimizde. Evet. Ama herkes aynı şeyi düşünmüyor. Yani herkesin, yani dünyaya baktığımız taraf birbirine benzese de herkes aynı değil yani. Denk değil. Hı hı. Herkesin kendi farklı siyasi görüşleri var. Dergiyi çıkarırken de onlar tabii ki etkili oluyor yani. Kendinizi kafanızdaki işte dünyaya bakış açınızdan, felsefenizden, başka şeylerden soyutlayamazsınız yani. Bu gelen ürünlerin değerlendirilmesinde de bir şekilde yansıyor. Yansımaması zaten mümkün değil. Yani her alanda biz kafamızda yarattığımız yani kafamızda oluşturduğumuz modele göre her şeyi değerlendiriyoruz. Yani kavramlarla değerlendiriyoruz. Bendeki işte demokrasi kavramıyla sizdeki beraber aynı denk olmayabilir. Bu yüzden de zaten sorunlar çıkıyor. Yani toplumda bazı kavramların üzerinde %100 zaten hiçbir şekilde olamaz, ama büyük bir çoğunluk aynı kavram üzerinde benzer şeyleri düşünmediği için, herkes kendisine göre algıladığı için, yani doğru diyorsunuz, doğru neye göre doğru yani? Sisteme göre mi doğru, bir gruba göre mi doğru, başka bir gruba göre mi doğru? Peki sizin kişisel bakışınız nedir bu durumda? Ya, ben edebiyatın daha güzel bir dünya olabileceği umudunu insanlarla paylaşmak isteyen bir alan olarak görüyorum. Yani kendi kendini dünyayı anlama, anlatma, ifade edebilme. Yani bu dünyanın içerisinde biz olduğumuz için kendi kendimizi anlatmak da aynı şeye girebilir. Yani tabii bunun içerisinde olumsuz şeyler de olabilir. Yani hüzünlü bir şiir yazarsınız ya da hüzünlü bir olayla ilgili bir şeyler de yazabilirsiniz, ama sonuçta bir estetik değer taşıması lazım edebiyatın. Yani estetik de doğanın kendisinde öyle bir sanat yok. Doğada sanat diye bir şey yok. Yani sanat diye bir şeyi var eden insanlığın kendisi. Bizim hepimiz bir miras yediyiz aslında. Yani insanlık tarihinde belli bir aşamada olan, mirası yiyen ve 2000'li yıllarda da çok kötü yiyen insanlarız sonuçta. Yani bu mirası yerken iyi yemek lazım diye düşünüyorum ben. Benim bakış açım o yani. Bunu kabul ederek hareket ediyorsunuz. Ya benim kendi kişisel görüşüm bu. Yani bilimde de böyledir, edebiyatta evet, da, işte felsefede de, müzikte de, resimde de, her alanda bu geçerlidir. Yani insanın kendi kendini, dünyayı daha doğrusu anlayabilmek için çeşitli alanlar geliştirmiş. İşte felsefe, sanat, işte müzik, görsel sanatlar, başka şeyler gibi. Bunlarla anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani herkes bir yerinden tutmaya çalışıyor.
Ya bu şeylerin birazcık bilincine varamamış, içerisinde hissedememiş insanlar sadece okuduklarıyla ya da işte ne bileyim duyduklarıyla harekete geçip o şekilde yazmaya çalışıyorlar. Tabii bu da yazının içerisinde kendisini belli ediyor. Yani hayattan kopuk bir şeyin ben edebiyat değeri taşıdığına pek inanmıyorum. Bunlar benim öznel görüşlerim de. Tabii evet, ben size bunu sormuştum. Yani hayattan kopuk olmamalı hiçbir şey yani. Çok bilim kurgu bir şey de yapsanız, yani o tarzda da bir şey yazsanız zaten kopuk olamaz ama hayat yokmuş gibi, bir mekan yokmuş gibi, bir zaman yokmuş gibi davranamazsınız yani. Öyle yazarsanız evrensel olamazsınız zaten. Birincisi evrensel boyutları taşıyabilmesi lazım. Yani işte Afrika'da da yazsanız, Türkiye'de de yazsanız, Almanya'da da yazsanız, Belçika'da da yazsanız, herhangi bir şehirde de yazsanız dünyaya, evrene birazcık anlamış olmanız gerekiyor. Yani şimdi Aşık Veysel dünya kadar kitap okuyup da mı yazdı yani? Doğayı bir kere kendi içerinizde hissetmeniz gerekiyor. Yani sadece okumakla bir şeyler yapılmıyor. Tamam, o da şart ama gerek ve yeter koşul değil yani. Emek harcamak gerekiyor. Öyle diyelim yani. Peki siz kendi görüşünüze göre hem sorayım bunu hem de dergi olarak bugünkü edebiyata nasıl bakıyorsunuz? Ya size göre örneğin bir kavram karmaşası gibi bir durum var mı? Ya, var tabii, her alanda var dedim ben size. Yani edebiyatta da var. Zaten şöyle söyleyeyim, edebiyat dergiciliğini hani ekseninde devam ettiğimiz için edebiyat dergileri Türkiye'de işte 70 küsur milyon insan var. İşte 6-7 bin kişiye oynuyor yani. Ciddi diyorum yani. 6-7 bin kişiye oynuyor. Peki nedendir ilgi gösterin diyelim ki diğer 6-7 bin kişi evet yazıyor, evet çok ilgili ama almıyor. Neden? Neden ilgilenmiyor o zaman? Ya şimdi siz rakamsal olarak mıdır bu? Bir şiir kitabı çıkarsanız, bir arkadaşınıza verseniz, hediye etseniz ya da işte verseniz diyelim. Ya çıkarıp da cebinden 3 milyon 5 milyon parasını vermiyor. Ya da bir dergi veriyorsunuz. Ya bu ne kadar bir emekten geçiyor. Ya kimse bunun bilincinde değil. Kimse kimsenin şeylerini okumuyor. Kitabını, dergisini, bilmem nesini. Ha, hepsini okumamız mümkün değil ama ya birisi geldiği zaman ya kitabını hediye ediyorsa ya çıkar cebinden, üstünde ne yazıyorsa belki 15 milyon değil de 10 milyon ver. Yani ne kadar verebiliyorsa. Evet. Ya bunu desteklemek gerek. Abdülkadir Budak böyle bir manifesto yazmıştı. Ya bu işler manifestolarla falan da olmuyor ya. Ama insanlar artık manifestolarla yazarak, Yasak Meyve'de yayınlanmıştı ki oldukça ilgi gördü sizin söylediğiniz ya, gibi. Biliyorum, o daha önceden de öyle bir şeyler söyleniyordu ama. Yani ama aslında öyle olmalı elbette. Tabii. Ama şu var, insanın şimdi şiir bir yerde kendini ispatlamalı ya da hani, deneme yazıyorsa, hikaye yazıyorsa, roman yazıyorsa bir anlamda o kişi yazarlığıyla, emeğiyle, ustalığını bir yerde ispatlaması için bu dergilerden, yine mutfağa döneceğiz, buralardan geçmesini gerekiyor. Önce dergilerde ismini görünmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Daha sonra kitap son aşama olması gerekiyor. Ama şimdi yani kitap yayınlamak insan egosunu tatmin adına kullanılmamalı bence. Yani işte bir miktar paralar yayın evlerine verilerek kitaplar çıkarılıp işte kendi elinde bir miktar kitapla dağıtımcıya ulaşmadan elden elde dağıtmak kitabı, bilmiyorum ne kadar doğru. Ya işte dediğim gibi birincisi sistemin genel sorunu. İnsanların özellikle şiir alanında hiçbir yayın evi basmak istemiyor. Yani 3-5 tane işte bilinen şair var. Ama işte o zaman onlar şöyle bir geri dönüşüm oluyor. Onlar basmıyor diye bu sefer insanlar parayla kitaplarını çıkarma yoluna evet, gidiyor. Evet, maalesef öyle yani. O zaman burada da bilinçli bir basmama olayı gibi bir şey yani. Ya bas, şimdi içimdeki kötülük benim öyle söylüyor. Yok, ben size bilerek, şöyle söyleyeyim. Bin tane bilerek kitabın maliyeti, bir şiir kitabının maliyeti işte 5-600 milyon lira. Yani İnsan öyle bir şey işte birkaç ay asgari ücretle bile çalışsa birkaç ay biriktirip yemez içmez yani bir tane kitap çıkarabilir. Ama son arkadaşlarımın çıkardığı kitapların rakamları 2 milyar küsürlerde rakamlar yani. Öyle de yapabilirsiniz. Ona bakarsanız işte büyük
Peki siz 16 yıldır ve 53 sayıda bir patik olarak örneğin bir yıllık çıkarmayı düşünmüyor musunuz? Şiir yıllığı falan gibi mi? Hı hı. Edebiyat yıllığı. Vallahi en son edebiyat yıllığını Ahmet Yıldız çıkarttı. Evet, işte, Edebiyat Eleştiri. Edebiyat ve Eleştiri dergisinin yayın yönetmeni. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani. Böyle bir çalışmanız yok. Peki. Ben zaten o antolojileri falan da pek şey yapmıyorum. Hepsine karşıyım yani çoğuna. Neden karşısınız? Ya, sonuçta çıkaran doğru dürüst bilimsel bir çalışma yapmıyor. Dergi bana gelmez diyor. Ya sen araştırma yapıyorsan dergiyi bulacaksın yani. İnsanlar, ben yolculuk yapıyordum. Ankara'dan İstanbul'a geldim. Hı-hı. Öğretmen evine gittik. Giderken yolda iki tane arkadaşla tanıştım. Onlar da tarih bölümünde yüksek lisans yapıyorlar. Memleketleri Kahramanmaraş bir tanesinin. Ankara'da yüksek lisans yapıyor. Hocasının yanına geliyor. Bir şeyler soruyor. Çalışmıyor. Öğretmenlik ataması da yapılamamış. Burada araştırma yapmaya geliyor. Hepsi kendi cebinden. Bakın hiç sadece yüksek lisans yapıyor yani. Bu adam yol parası, otel parası hepsini kendi cebinden karşılayıp araştırma yapıyorken bir tane antoloji hazırlıyorsanız o dergileri bulacaksınız. Bulmak zorundasınız yani. Ben bir makale yapıyorken bazı makalelere atıfta bulunmazsam kimse o makaleyi değerlendirme sürecini almıyor. Evet, anlıyorum. Anladınız yani. Bilimsel Hı-hı. çalışma budur. Hı-hı. Çoğu diyor ki benim elime gelmedi. Ya sen araştırma yapıyorsan bulacaksın. Başka bunun şeyi yok. Açıklaması. O yüzden de nesnel davranmıyorlar. Sizi yani size inandırıcı gelmiyor ve tatmin olmuyorsunuz. Ha, benim şiirlerimi alıyorlar ya da almıyorlar anlamında demiyorum. Anladım. Ya da bizim dergiden ya da şu dergiden Hı-hı. falan. Hı-hı. Genel bir çerçevenizin olması lazım. Öyle bir bakış açıları olmadığı için çoğu da zaten tartışılıyor, görmüşsünüzdür. Hatta çoğu yarışmalar. Çok tartışılıyor. Yarışma, evet şimdi ona gelecektim ben. Yarışmalar, ondan sonra şeyler, bu antolojiler. Kötü bir şey değil antoloji çıkarmak da. Yani elinizden geldiği kadar. Mehmet Doğan da bir dönem çıkarmıştı biliyorsunuz. Bunun üstünde çok tartışıldı, çok konuşuldu hazırladığı antolojiyle ilgili. Ama tekrar ona dönmeyelim, geri dönmeyelim. Yarışmalara gelelim. Patika böyle bir yarışma düzenlemez mi? Şiir ya da hikaye roman dalında, deneme dalında. Böyle bir şey düşünmüyor musunuz? Şimdi öyle bir şey yok. Ha benim aklımda şöyle bir şey var. Arkadaşları inandırabilirsem, ikna edebilirsem. Avrupalı ve Orta Doğulu genç yazarlar buluşması diye 2-3 günlük bir şey yapmak istiyorum. Sempozyum gibi. Hmm. Doğrudur yani. Çeşitli ülkelerden insanlar gelsin, birbirlerini görsünler. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. İkincisi, Edebiyat Dergisi, yani Patika Dergisi'ni daha böyle nasıl diyelim, yerellikten çıkarıp uluslararası yapma şeyim var, düşüncem var da tabi hayal gibi geliyor herkese. İnşallah. Niye Fransa'dan ya da işte Cezayir'den, İran'dan ya da Almanya'dan bir şair ya da işte yazar şiirini gönderdi. Peki siz böyle düşünüyorsunuz da yurt dışında edebiyatı takip ediyor musunuz? Açıkçası ben takip edemiyorum. Oradaki edebiyat yani, dergilerini takip ediyor musunuz? Ya orada bizim gibi böyle kolay değil edebiyat dergisi çıkarmak. Bir yayın çıkarmak kolay değil. Batı'da. Özellikle Batı'da. Ne anlamda kolay değil? Ya burada mesela herkes türkücü şarkıcı olabiliyor ya da film artisti olabiliyor. Orada bir belli bir kuruma üye olmazsanız öyle bir şey yapamazsınız. Hı-hı. Aynı bu şey edebiyat dergileri için de geçerli. O zaman bizde de öyle olmasın. Kurumsal olmanız gerekiyor. Kurumsal. Şimdi sevgili Şeref Birsel konuğum olduğunda çok sert bir tümce kurmuştu. Yani birçok kişi tarafından öyle algılanmıştı. Ha ben katılıyor muyum? Çok özür dileyerek evet onun o tümcesine katılıyorum. Çok fazla dedi, kapatılması gerekiyor dedi. O laf yanlış. Şimdi yanlış olabilir ama bakın yurt dışında böyle değil diyorsunuz. Niçin dediğimde de bir kulüp ya da herhalde bir dernek kurumsal gibi bir şeye gerekiyor yani üye olmaları gerekiyor diyorsunuz yurt dışında. O zaman bizde böyle bir şey yapılamaz mı? Dergiler bir araya gelip böyle bir kurum oluşturamazlar mı? Biz Ankara'da bu işte ilk başladığım çünkü evet sıralarda... ben şimdi ben yarın sabah gidip bir dergi çıkarabilirim kendime. Çok rahat. Çok rahat. Yani bunun da bir yerde engellenmesi gerekiyor. Ya bu sadece edebiyat için geçerli değil ki. Bilimsel yine tırnak içinde kullanıyorum. Bir sürü kitap çıkıyor. Bazıları da popüler, insanlar daha kolay okusunlar diye. Hiçbir denetim mekanizmasından geçmiyor ki. İçindeki bilgiler doğru mudur, yanlış mıdır, zararlı mıdır, değil midir? İnsanları farklı yönlere götürüyorlar mı, getiriyorlar mı? Bakıyorsunuz bir tane kitap alın. Yani, kimsenin şeyinden geçmemiş.
Evet. Herhangi bir yani bir komisyondan ya da başka o zaman, bir şeyden geçiyorum. Dergiciler olarak burada size düşen görev belki de en güzel atacağınız adım böyle bir adım olur. Bir kurumsallaşma ve buna bir çeki düzen vermek. Kim yani dergi çıkaracak insanın bir kimliği olmalı. İşte ben size şunu edebiyat söylemek dergisi istiyorum. Çıkarıyorsanız sadece edebi kimliğinizi oturtmuş ve kabul ettirmiş olmanız gerekiyor. Şöyle bir şey var. Türkiye'de her şey doğru gidiyor da edebiyat dergileri böyle yanlış. Ama bizi şu anda bu ilgilendiriyor. Tamam, o yani ilgilendiriyor bizi, yani çok istiyorsanız burada ben siyasi program da yapabilirim ki biraz sonra paylaşacağım. Ben size yine ona geleyim. Bir işte ilk katıldığım sıralarda Ankara'da çıkan 6-7 tane dergi vardı. Ortak bir şey olsun denildi. Hani biz de öyle 3-500 tane bastığımız için ortaklaşa acaba ne yapabiliriz? Hı-hı. Belki ortak dergi çıkarabiliriz. Çünkü ne yapıyorsunuz? Büyük bir emek harcıyorsunuz. Para gerekiyor bu işe. 2-3 sayı, 5 sayı, 50 sayı çıkarıyorsunuz. Ondan sonra bütün emeğiniz gidiyor. Kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yani böyle bir süreçten de geçtim ben. İçinde bulundum daha doğrusu. İşte dediğim Ramazan arkadaşımla beraber. Ya yani ondan da bir şey çıkmadı. Genelde edebiyat işte... Şimdi bir şey çıkmadı diye arkaya dönüp gitmemek lazım. Bakın Levent Bey, kendimce ben de uzun zamandır uğraşıyorum. Ha, kendimce sevdiğim için emek veriyorum. Evet. Ben şöyle diyorum, sevgili Ayten Mutlu da hayır demiş de ona sevgilerimi gönderiyorum. Ben kendi şiirimin peşinde değilim. Ben şiiri çok seven, çok yazan, çok çok içinde bulunmaya çabalayan insanları, doğruyu, doğru olan nedir? Bunun da bir doğrusu var çünkü. Doğruyu ulaştırabilme çabası benim de. Ama dönem dönem benim de küstüğüm anlar oldu ama hayır, vazgeçmedim. Bence vazgeçmemeli. Ya ben küsme vazgeçme anlamında demedim. Hayır. Bu süreç bayağı zorlu bir süreç. Emek harcamak gerekiyor. İşte arkanızı dönmeyin yani. Bunu tekrar oluşturun. Gerekirse İstanbul'a gelerek ya da diğer nasıl iletişime geçerseniz diğer dergilerle. İşte gelen ürünlerin daha nitelikli olabilmesi ya da bir okul, bir çevre oluşması için Patika dergisinin hangi süreçten geçtiğini anlattım size ya. İki sayfalık yazı, evet. İki sayfa ya da beş sayfa görüş bildirmek 8 tane dergiyle çalışmaktan daha zor bir iş. Elbette zor. Yani şöyle bir şey. Elbette zor. Söyleyeyim. Az önce sizinle konuştuğumuz gibi noktayı virgülü nereye koyacağını evet. Bilmeyen, işte ki ekleri bir sürü daha ekleri ki benim de çoğu dönem başıma beladır onlar, itiraf etmem gerekiyorsa. Bunları çok iyi bilmek lazım. Tabii, önce Türkçemizi, Türkçeyi çözmek lazım, dil bilgisini. Ya dile hakim olmadan biraz zor. Tabii ki. Ya sadece dile hakim olmak da yetmiyor. Dediğim gibi işte genel bir dünya görüşünüzün olması lazım. Felsefe, tarih, yaşadığınız mekanla tabii ilgili ki. Bir şeyiniz, zamanın kavramış olmak gerekiyor. Yani ben burada bir öğretmen gibi ahkam kesmek istemiyorum da. Estağfurullah. Bu işin çünkü şeyi yok. Sonuçta. Özellikle şiirin ya da edebiyatın. Bu ayki dosya konunuz genç şairler, şair gençler ya da. Evet. Şeref Birsel'in şöyle bir baktım hemen bir bölümüne ve İsmail Cem Doğru'nun gayet güzel betimlemeleri var. Okuduğum kadarıyla tabii evet. Çok sonuna kadar okumadım her ikisinin yazısını da. Ama diyelim ki bir vatandaşımız, bir arkadaşımız 50 yaşında. Evet. 40 senedir okumuş. 40 evet. Senedir iyi bir okur. Ama artık doymuş ve yazmak istiyor içindeki birikenleri. Evet. Mutlaka birikiyor yani. Yazsın. Buna işte yazma diyebilir misiniz? Hayır, bugün diyemezsin. Yazmaya başladı. 100 yaşında da bugün nasıl? Diyelim o arkadaşımız 50 yaşında. Hiç yazmamış. Sadece okumuş. Ama artık bir doygunluk noktasına gelindiğinde şimdi 50 yaşında yazıyor. Evet. Şimdi buna yazma diyemeyiz. Hiç kimse demez elbet. Ama buna ne kadar sıcak bakarsınız? Ben belge olarak. Söyleyeyim. Ben de 40 yaşındayım. Şurada edebiyatta uğraşmaya başlayalım. 7-8 sene oluyor yani. Geçen ben de Ankara'da Radyo Özgür'de program yapıyorum. Yıldırım Doğan Hoca gelmişti. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetelik Vakfı'nda da dersler falan veriyor. 15 tane kitabı var. Çeşitli konularda. Edebiyatla ilgili yani. Evet. O da son 10 senedir falan uğraşıyorum dedi yani.
bizim Toprak Işık var mesela. İlk yazısı bizde çıktı. Şimdi 3 tane kitap var. İşte tiyatrosu falan çalışıyor. Hı-hı. Evet. 6 sene yani çok uzun süredir yazmaya başlıyor. 6 sene hiçbir yere göndermiyor. Ve ilk şeyinde öyküsünü de bize gönderiyor. Yani şöyle bir şey var. Yazmayın demek ayrı bir şey. Yazdığınız zaman hemen yayınlanmasını beklemek ayrı bir şey. Bizde evet. Öyle bir şey oluştu şimdi. Belki de şimdi internet ortamının özgürlüğünü biliyorsunuz. İnternet ortamında çok kolay hemen yazdığınız an saniye saniye paylaşabiliyorsunuz. O ayrı. İnternet demişken internette de e-dergiler deniyor onlara. Onlara evet. Nasıl bakıyorsunuz? Ben pek bakmıyorum zaten. Patika olarak bir bakışınız, bir görüşünüz, öngörünüz yok mudur? Nitelik ve nicelik açısından. Ya birkaç tane vardır mutlaka ama bana sizin benim asıl alanım da bilgisayar programcılığıydı. Yani 20 senedir falan uğraşıyorum. Ben hala... Yani yarın öbür gün bu e-dergiler, bu basılı dergilerin önüne geçer mi dersiniz? Belki yakında hiçbir dergiyi kimse okumayacak yani böyle giderse. Herkes oralara gönderecek. Bir de orada garip bir şey de var işte. Bir şiir mesela 500 defa okundu yazıyor. İşte altına görüşler var. Oo çok güzel olmuş. Aferin eline sağlık. O zaten feci bir şey gibi. Sormayın. Ha iyi kaliteli şeyler de vardır. Olsun. Yani bu dünyanın ilerleyişini kimse durduramaz yani. Ya da gerilemesini. Mutlaka. Bu da o zaman bir seçenek. Yani dergilerin çok olması da bir seçenektir. Kitapların çok olması da bir seçenek. İnsanlar bir şekilde herhalde arayıp bulmasını öğrenecekler. Başka da kimseye zorla kafasına bir şey sokamayız yani. Evet. Evet, şimdi bir şiirle devam edelim müsaadenizle. Tabii. Yaz bugünü, usuma dövme misali. Bulut üzerinde sevişmenin tadı kalsın damağında. Saçlarında asılı kaldı göz bebeklerimin nuru. Amayım şimdi. El yordamı ile arıyorum kurnasını pınarın. Yaz, 22 Kasım'ı. Yıldızlara ve göğe deliyim. Kirliydim. Kar yağdı da temizlendim. Oku, oku yazılmamış sendeki kitabı oku. Gizlerini keşfettik hayatın. Mucidi biziz zamanın durdurmanın. Emsali var mı? Mesafeyi yok saymanın. Oku sendeki sırrı. Benden bir ben var sende. Yeter ki sen seni oku. Satırlarındaki koku ben. Şimdiden adı konmuş, dilimden bal akacak. Ersin'im diyorken sen. Sil, sil bütün zamanları, yalnız bugün kalsın hatırında. Büyüt hatırladıkça büyür, andıkça boy verir. Dolduk, taştık, boşaldık. Sarıldık ikimiz de. Ben şiire gebeyim, şiir sensin içimde. Evet, zaman zaman radyomuza telefonla konuk olan sevgili arkadaşımız Ahmet Erdem'in Şiir Sensin adlı şiirini paylaştım. Nereden mi paylaştım? Sevgili Ahmet Erdem şiirlerini, bu güzel bebeği, imgesi Nemi, Komşu Yayınları'ndan yeni, daha sıcacık, sıcak ekmek kokusu diyoruz ya hep. Evet, bu kitapta öyle. Komşu Yayınları'ndan Enver Ercan editörlüğünde ve Çağın Elenir'inde yardımlarıyla imgesi Nem kitabını çıkardı. Ahmet Erdem son derece coşkulu şiir kitabında. Hakikaten güzel de bir şey aslında. Ve gayet titiz çalışıldı.
çok özel bir süreçten geçti. Enver Ercan ciddi bir emek verdi kitabına sevgili Ahmet Erdem'in ve çok başarılı oldu. İmgesi Nem kitabı. İmgesi Nem kitabından edinmek istiyorsanız, hani hemen her yerde bulamayacağım, evet şimdi istiyorum Nisan Hanım diyorsanız, sevgili arkadaşım Tarık orada uyuma Tarık, daha bitmedi program. Evet, 583-0073'ten bizi ararsanız sevgili Ahmet Erdem'in İmgesi Nem kitabını size ulaştırmaya çalışacağım. Ya da nisan.serap@gmail.com adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ahmet Erdem'in Komşu Yayınlarından çıkan İmgesi Nem kitabı için. Ve geçtiğimiz hafta sevgili Ayten Mutlu'yla programımızı yaparken 24 yayınlarından bize Gizli Kadın Cemiyetleri diye oldukça farklı ve içeriğiyle oldukça da etkileyici kitabı geldi. 24 yayın evlerine çok teşekkür ediyoruz paylaşımları için. Sevgili Levent, bana müsaade ediyorsun değil mi? Paylaşımlarım tabii, tabii. Var. Bunu paylaşmak tabii. İstiyorum özellikle. Lütfen. Sevgili Atilla Aşut'tan bir mail almıştım. Geçtiğimiz günlerde Bilgi Üniversitesi'nden bir üniversite hocasının kendince yaptığı bir takım çalışmalardan sonra bizim ne kadar milliyetçi olduğumuzu yazar Elif Şafak, Radikal Gazetesi'nden bir yazar ve yine üniversite hocaları bir araya gelerek ne kadar milliyetçi olduğumuzu tartıştılar. Kendince değerlendirmelerde bulundular. Sevgili Levent, nedir sence, senin yorumun nedir? Bir insanın ülkesini, yaşadığı toprağı ve insanını sevmesini nasıl nitelendirirsin? Ya, muhakkak insan doğduğu, yetiştiği ülkeyi sevecek. Bunda zaten ters bir şey yok. Ama ilk önce bütün insanlığı sevmek gerekiyor yani. İnsanı sevmeyen zaten evet. Vatanını... Ya bunlar suni, sonradan insanlığın icat etti işte milliyetçilik vesaire gibi kavramlar. Değil mi? Böyle de bakılmamalı ve bizim değerlerimiz var. Değerlerimize saygı göstermeliyiz. Şöyle ki Atilla Aşut'tan gelen maili aynen paylaşmak istiyorum. Son televizyon reklamlarında ulusal marşımızı fon müziği olarak kullanmanızı şaşkınlıkla karşılıyorum diyor. Kime diyor? POAŞ yetkililerine. Önce yurtsever benzin diyerek yurtseverlik kavramını sömürdünüz. Şimdi ise daha da ileri giderek ulusal marşa el uzattınız. Yoksa petrol ofisinizden sonra ulusal marşımızı da mı özelleştireceksiniz diyor. Böyle bir mail gelmişti ve ben kesinlikle Atilla Aşut'un mailinin altına imzamı ben de atıyorum. Ve bugün Sabah gazetesinin köşe yazarlarından kendisini çok çok beğeniyorum. Çünkü az söz çok iş diyor sevgili Yılmaz Özdil ve onun da bu dikkatini çekmiş. Ve bugün köşe yazısında aynı şekilde o da bahsetmiş. Petrol ofisinin reklamı var ekranda diyor. Yarış otomobili fırfır dönüyor. Fonda İstiklal Marşı çalıyor. Reklam bitti, dizi başladı. Kırık Kanatlar. Yunan'ı kovmuşlar memleketten. Eğitim seferberliği başlatmışlar. Mustafa Kemal'e mektup yazmış yüzbaşı. Teğmenle Çavuş'un gözleri dolu dolu. Zapladım bizim kanala. Orada da reklam var. Ali Desidero Türk bayrağı sallıyor. O bitti, bir boya reklamı başladı. Kutudan boya sızıyor, masanın üstünde Türkiye haritası oluşuyor. Fonda bir başkadır benim memleketim çıkıyor, Ayten Altman. Haritaya bakarak gülümsüyor. En son Kıbrıs Barış Harekatı'nda görmüştüm diyor Ayten Altman'ı, özlemişim. Şovu çevirdim diyor, hacının tanıtımı. Atatürkçü albay alayına fırça atıyor. O sırada benim ortak seslendi diyor. Televizyon seyredeceğine oyuna bak. Senin yüzünden kaybediyoruz.
ve vatan sağ olsun diyecektim az daha diyor. Şöyle bitiriyor Yılmaz Özdil. Tamam, yurtseverlik tırmanıyor. Bu rüzgarı paraya dönüştürmeye çalışan ticari zekayı anlamıyorum. Ama bir işin de suyunu çıkarmayalım be kardeşim diyor. Böyle de güzel bitiriyor, haklı bitiriyor bence. Evet. Siz ne diyorsunuz? Ya doğru söylüyor. Ben gerçi pek fazla televizyon falan izlemiyorum ama geçen gün 23 Nisan'da akşamdı galiba. Gazeteye bir bakayım dedim. Yine öyle büyük bir telefon firmasının reklamında işte Mustafa Kemal Atatürk salıncağı oturmuş. Büyük bir resmini koymuşlar. Altında o telefonun şeyi yani. Olacak şey değil. Bizim değerlerimiz var. Biz saygıyla büyütüldük. Ve değerlerimize, annelerimize sahip çıkmalıyız. Biz Türk bayrağından emperyalist ülkelerin Türk bayrakları gibi iç çamaşırı yapamayız. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz Atatürk çelen koyarken sakız çiğneyemeyiz. Bizde olmaz bu. Olmayacak da hiçbir zaman. Ya şimdi şöyle bir şey var. Kavramların içini boşaltırsanız o kavramlar insanlara hiçbir şey ifade etmemeye başlar. Hayır, bu bir geçiş dönemi. Ben böyle değerlendiriyorum. Yani bugün kalkıp da bir kişinin kendi kendine yaptığı işte biz ne kadar milliyetçiyiz var işte hadi insanın vatanın toprağını sevmesini kafatasçı olarak gösterilmeye çalışılması bunun karşısında görsel yazılı medyayı kullanarak gerek İstiklal Marşımızı işte bu şekilde kullanmaları falan hep bunu biliyoruz biz. Yani şu an bir sistem var ve bu sistemin parçası olan şeyler yaşanıyor. Evet, maalesef. Ama biz aslında o değiliz. Biz vatanına, milletine sahip, değil mi? Onurlu insanlarız. İşte o reklamlardaki ürünleri alanlar da yine bizleriz yani. Bir gün bir şeylere dur denecek ama bu da bir şeydir. Sevgili Atilla Aşıt'ın yazdığı doğru mail ya. Bir doğru şeydir, yani. Değil mi? Yani insanlar en azından kendi yapabildiklerini yapsalar. Evet. O bile bir emek harcamaktır yani. O malı almayacaksınız. En değil azından mi? Sen almayacaksın. Elbette. Şimdi bugün mailimize gelen paylaşım şiirimiz var. Kimden? Vedat Nusret Torun'dan. Ne zaman birileri aşk dese artık, zamanı ve yeri olmayan bir meczup gibi uzaklara bakıyorum. Susmak da belki büyük bir yangının anlatımıdır. Ve ne kadar sönmüş görünse de bir yangın, anılarda içten içe yakmakta olduğu duygular vardır. Bir aşk ne zaman aşktır, bunu kimse bilmiyor. Ve ne zaman birilerine sorsam, eski ve unutulmayan, unutulmayacak, tek kişilik bir katliamı anlatıyor. Tanrı'dan sormalıyım diyorum, Tanrı'dan sormalıyım. Çünkü iki kişilik hiçbir aşk ölümsüzlüğe yakışmıyor. Yürümek istemiyorum artık bu çözümsüz yolda. Durmalıyım acımasızca yanan, ayaklanmalar büyüten romanın kapısında. Durmalıyım içeri girmeden bir tarihi olmaması için geçmişimin ve tutsak olmadan açı veren duygulara durmalıyım. Çünkü her aşk gelip geçen bir anı olarak yanaşıyor. Bir programın daha sonuna geldik. Sevgili Levent Özbek, bizlere kendi adınıza ve Patika Dergisi adına söyleyecekleriniz var mı? Ben sizi ilk önce tebrik ediyorum böyle bir program yaptığınız için. Ben de Ankara'dan bilgisayar ortamından dinlemeye çalışıyordum. Teşekkür İnsanlara ederim. Bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Evet. Bu konuda da emek veriyorsunuz. Ben elinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Patika'nın yolu aydınlık ve açık olsun diliyorum.
Doğru olan neyse daima sizinle olsun diliyorum. Teşekkür ederim size. Sizin teşekkür ederim. Olsun. Ayağınıza sağlık. Buradan tekrar Ankara'ya döneceksiniz. Hayırlı yolculuklar da diliyorum size. Teşekkür ederim. Efendim biz bir aylık tatil demiştik geçtiğimiz hafta. Fakat sevgili Radyo Barış, kıyamadılar değil mi sevgili Tarık? Biz tatil yapmıyoruz efendim, devam ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ve o güzel yüreklerinize merhabamızı bırakıyoruz. Ne olur bir dahaki pazara kadar onu sıcak tutun. Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur, kalsam çöl. Gidersem belli hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor. Sevdiklerim ve beni sevenler, bağışlayın. Su akıyor ve ben gidiyorum. Bir nehir ki ömrüm taşır bin yıllık kavgasını, yurtsuz aşklarını. Bir nehir ki ömrüm yüreğim baş eğmez bir haylaz. Bir nehir ki ömrüm hoy. Uzun ateşe değdiği zaman terin toprağa gülün, yaprağı ışığın suya değdiği zaman dudaklarım gözlerinde aşkı içeceğiz. Mavzer buğusunda alay gözlerim kıyısında, pazarın büyüsünde soğan kırıp zafere aşkı içeceğim.